Tamer Korkmaz. 20 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı. Yüzleşemediğimiz mevzular. Monarşi, Birleşik Krallığı bir arada tutan bir tür yapıştırıcı güçtür. Aynen böyle demiş. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı, E.J. Sharma. Milliyet, 18 Eylül 2022. Vaziyet. İçimizdeki İngiliz muhiplerinin kraliçe güzellemeleri gırla gidiyor. 96 yaşında hayata veda eden 2. Elizabeth, onların büyük anneleriymiş de haberimiz yokmuş. 1922'de son bulan Osmanlı'ya küfür, kıyamet ve kurşunlar, 2022'de berdevam İngiliz monarşisine ise sevdanın yolları. Tunç Soyeropulos'un kulakları çınlasın. Narkoz. Dolma kalemi akıtınca çiçeği burnunda kral 3. Charles sinirlenmiş. Birleşik Krallığın ve İngilizlerin bunca zamandır dünyanın dört bir yanında akıttığı masum insanların kanları ne olacak peki? Dolma kalem muhabbeti varken onları kim hatırlar ki? Atraksiyon Kraliçe İran'dan dönüşünce Türkiye'ye ilk ziyaretini birkaç saatliğine yaptığında 1961 Esenboğa Havalimanı'nda 27 Mayıs 1960 darbesinin başı Cemal Gürsel'e idamların infaz edilmemesi için ricada bulunmuş. İlber Ortaylı, majestelerinin ardından bu kısacık ziyaretin sebebini hatırlatırken, 2022'de bile kraliçeyi sempatik gösterme gayreti kusursuzca işliyor. Bir başka deyişle 1961'de kraliçenin yaptığı atraksiyon veya PR çalışması halen daha tedavülde. Eh bizler milletçe alışkınız. 61 yıldır İsmet Paşa idamları engellemeye çalıştığı hikayesini dinliyoruz. Hakikat, Made in USA 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin temel gayesi Adnan Menderes'in infaz edilmesiydi. Şöyle de söyleyebiliriz. Başvekil Menderes 17 Şubat 1959'daki uçak kazasından sağ kurtulmamış olsaydı 27 Mayıs darbesine gerek duymayacaklardı. Menderes İngiltere, Türkiye, Yunanistan görüşmeleri için Londra'ya gidiyordu. Başvekil ve Türk heyetini taşıyan uçak Londra'nın güneyindeki Gatwick Havaalanı yakınlarında düşüp parçalandı. Heyetteki 14 kişi hayatını kaybederken Menderes sağ salim kurtuldu. Kaza değildi. 8'de 8 sabotajdı. Acaba sabotajın derin belgeleri ne zaman gün ışığına çıkacak? Dahası var, idamından sadece birkaç gün öncesinde Adnan Menderes'in yaşadığı iğrenç, vahşi, korkunç ve dehşet hadise bir gün gelip de orijinal belgesiyle birlikte ortaya çıkar mı? İllüzyon 16 ve 17 Eylül 2022 Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatka'nın idam edilişlerinin 61. yıl dönümüydü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu da Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret edenler arasındaydı. Bunlar kim mi? 1961'de 3 masumu 27 Mayıs 1960 darbesinin zalim cuntasını astırtan Haydut Devlet ABD'nin günümüz Türkiye'sindeki işbirlikçileri, siyasi temsilcileri.